Hayırlı günler. Nasılsınız efendim? İyisinizdir. İyiler mi? El salla. El salla. El salla. El salla. Anne baba kediyi gördüm. Kediyi gördü. Gördün mü? Oy. Gördün mü kedi? Bay bay. Kediye el salla. Al al. Al anne sen. Çığlık atıyor kediye. Gördün mü Yusuf? Ne var onda? Ya. Valla biz Esra ile ne yapacağız? Bir atıştırmalık yapalım dedik. Basit bir şey belki. Olsun, basit olsun. Ben şimdi geldim. Karnım nereden geldi? Sari'yi okula bıraktı. Dişçiye gitti. Dişinin siyahını temizlemişler. Ondan sonra dolgu yapacaklarmış. Oradan da eve doğru çıktı. Şey almış, sebze almış, ıspanak almış, pırasa almış da onları akşama artık ben şöyle tereyağı atacağım onu kızartmak için bayat ekmek. İki günlük bayat ekmeği. Bayat ekmek yiyelim ya, olsun. Azıcık şey yaparız, değişiklik olur. Böyle yumurtalı bayat ekmek güzel olur. Sizce de güzel olur değil mi? Kırsam üstüne. Erisin ekmeklerimi atayım, kızartayım. Geçen ben normalde zeytinyağıyla böyle yumurtaya batırıp kızarttım ya. Ay çok şey oldu, yağlı oldu. Aşırı bir yağlı oldu. Ay şeyim, hepsi su tutuyor. Oradan da bezimi alayım. Şöyle baharat koyacağım. Çekmeklerimi atayım. Bakayım, bir dilim daha varsa kullanabilirim. Bayat. Evet bakayım da. Film olarak yok da şöyle var. Bu taze olan mı acaba? Şöyle bir tane kenarı boşluk kalmasın dedim hadi. Taze derken bugün ekmeği değil, dünün ekmeği. Hadi şu ekmeğin kırıntılarına var ya, kıyamam hiçbir şeyi. Vallahi tuzunu atacağım. Yumurtaya, karabiber, kekik, hemen şöyle kısayım altını, alt üst dediğim onları. Bak nasıl kızardı hemen. Çok açmışım altını, yakarım. Bazen öyle bir dengesizlikler yaparım yani. İsra ediyorum. Çok acıktım. Onları akşamüstü yaparız. Akşama yaparım yemekleri. Ya ıspanak yaparım ya pırasa. Kekik atacağım bolcana. Toz biber de atayım. O da yakışıyor. Göz kararı. Şöyle çıkayım. Ne kadar koyarsanız koyun yumurtayı. Yiyeceğiniz ebatta. 4 tane koyun, 5 tane koyun. Bunun da çok şey çekmiyor ya. Onun için hoşuma gitti. Yağ çekmiyor. Tereyağısını yemiyor. Hani nasıl sobada ekmek kızartırdık eskiden. Üstüne tereyağı sürerdik. Öyle oluyor. Şöyle bir gerilsin. Bir buna kapak uydurmam lazım ama. Hmm.
kapı niye olmasın, olur. Bir tencerenin kapağı var. Şöyle. Hem bir suya tutmam lazım bunu. Her zaman kullanmıyoruz ya. Yunus'un dükkanından önce yemek yaparsak kullanıyoruz. Saatlere gelince sanki midem böyle deşiliyor. Fenalık geliyor sanki mideme. Gerçi hepimizde oluyordur o. O fenalık geçtiği zaman da istediğin kadar aç kal, akşama kadar aç kal. Onu ben şey yapayım. Şöyle kısardı. Bunu da yapacağım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ekmeklerin üstüne şöyle. Kapatayım. Azıcık da kaşar açacağım içine. Bende de rendelenecek kaşar yok. Dilim var, yapacak bir şey yok. Dilim kullanacağım. Bu da iyisin. Şöyle atayım. Atayım. Kıstım altına, o pişsin. Biraz da şey yapacağım ya. Çok sapından da en çok büyük. Biraz burası doğrayacağım. İster yoğurtla, ister limonla. İkisi de olur. Ben karar veremedim hangisini yapsam. Gördüğünüz gibi şöyle. Aslında daha kısık ateşte de olur. Ay, bir daha.
Ben bir yoğurtlu yapayım. Ay sarımsak koyayım, koymayayım karar veremedim. Koymayacağım. Tuzla yoğurt karıştıracağım. Pırasaya. Ya. Bu da benim uydurmalarım. Bilmiyorum, kestiğimi gördünüz mü? Küçük küçük doğradım. İnce ince. Resmen midem ağrıdı ya. Onu da dışarıda bırakayım. Yusuf'a ısınsın. Hem mideyi fazla ağrıtmaz sarımsaklı. Şey sarımsaklı diyorum, yoğurtlu pırasa. Kışık kışık yiyin ya. Pırasa, soğan, sarımsak. Bunlar şey, antibiyotik resmen. İlaç kullanmaya hiç gerek yok. Yarın pazar var, biraz nane falan maydanoz alırım da. Bugün yok tabii. Servis tabağına alacağım onu. Ya atıştırmalık işte. Daha ne olsun? Bundan güzel atıştırmalık mı olur evde? Anam. Şey, iki tane salatalık. Çürüyor gerçi. Üç tane, dört tane alsa çok oldu mu da. Mesela gelirken markete uğramış. Biraz domates. Kaç tane? Beş tane domates. Olsun. O da acıktı demek ki gelirken. Şöyle çıkarabilsem iyi olur. Kaşarlarını yakmışım. Bir şey olmaz. Böyle. Güzel, yanına da biraz daha. Şunları suyun altına ben yemekten sonra hemen bir sabunlarım sıcak suyla. Nar makine boşalacak çünkü. Ondan sonra pırasamı yapsam. Ne yapsam. İşte şeyini karıştıracaktım aslında, üstüne atmayacaktım. Bu dilim olduğu için üstüne atayım dedim ama fark etmez benim için. Biraz yanık da seviyorum ya. Sadece kaşarlarında ekmeklerde yok ama. Ne yapalım? Odaya gideyim. Bakayım Esra ne yapmış? Sofraya geçelim. Rıdma Yusuf. Yusuf. Bak nasıl gülüyor ya. Örgünü buraya takacağım, buraya. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Ondan sonra mama yiyecek benim oğlum. Ne maması yiyecek? Un çorbası yiyecek. Bir deneyecek, beğenirse ara ara yaparız, ona da veririz. Ne olduğunu biliyor musun oğlum? Su. Biliyor. Bilmem, ağzına sokuyor. Aa, çıkarmış bile. Ha işte onu diyorum. Ağzına sokmadı ama. Ona bakıyorum. Acaba götürecek mi diye baktım. Yusuf herhalde öyle olmaz ama. Götürmedi. Götürmedi galiba. Ne çıkardı? Götürmedi.
bakalım. Ben de yiyorum. Ham yapıyorum bak. Ham. Kıraata çıkartın yiyeceksin Yusuf'a. Başka çaresi yok. Hem de ama sen onun için de şey yapabilirsin diye. Minnacık veriyorum. He, acele etme sen ye biraz. Ama istiyor. Ha. Yok istemese ağzını kapatır bu arada. Küçük küçük veriyorum. İstemese ağzını kapatır. He. Bak o gün benim yaptığım yemeği diyemedi ya sonradan yedi biliyor musun? Bir ağza alışıyor herhalde. Hı. Küçük küçük verince yiyor. Anladım. Bak. Gördün mü? Şokalya gibi oldu işte. Ters çevirmemem lazımdı kaşarı. Üstünde. Vay kaşar. Olay bittikten sonra buharla. Aynen altını kapatıp. He aynen. Olsun ya. Bir dahakine öyle yap. Olsun. Ne yapalım yapacak dahakine. Bir şey yok. Bir dahakine öyle yaparsın. Ama böyle tereyağlı ekmek oldu. Yenmez mi? Yenir. Çok da güzel oldu. Mutfağı şu an sana vereceğim. Senin ıslak mendilini kullanıyorum. Karnım tok olsa ben şey yaparım. Midem bir yatışsın şunu içeyim de. Vardı ya. Tabii canım. Ama öyle olmaz. Hmm. Paşa Yusuf şeyi aldı. Başka bir şey verelim ona. Yok yok şu an yemek yok. Vermeyeyim mi? Yusuf al versen ne olacak? Geri atıyor. Yemeği ister. Paşa Yusuf o şey çekiyor. Bak bakalım pırasanın tadına. Baktın güzel. He, güzel olmuş değil mi yoğurtla? Evlerinize sağlık. Afiyet olsun. Baktım ne alayım ne alayım. Aldım işte. Geri yaptım. Kafama göre. Piçit Ela bir şey misin? Ya Tomuz'cum ay. Otobüsler, yollar kalabalık. Otobüsler ne kadar kalabalık? Hep yaşlılardı. Hava almaya çıkmışlardı. Alışverişe çıkmışlardı. Yaptığı şeyi görüyor musun? Ne yaptı? Ha, terbiyesiz Yusuf Alay. Yapacak, püskürtecek ağzıyla da daha dur. Kaşığı şey yaptı. Hı. Vuracak. Kaşığı yıkayalım. Daha iyi günlerimiz. Belki de yapmayacak, bilemeyiz. Bilemem. Belki sahilde görmediğini onda göreceksin. Şu anda sakin duruyor. Biraz daha hareketlensin. Ama iyi anlıyor. Annesinin gittiğini nasıl ağlıyor peşinden. Siz beni kaldırdınız sahnedeyken. Yok bir aylık olunca ağrısı geçer. Yok ağlaması geçer. Ama gazlı çocuk olmasaydı. Gazlı bebek. Geçerdi kısım. Damla kullandık. Çok gazlı bebekti Sare. Gaz bombası gibiydi. Yani. Ha bunda oldu mu? Hayır. Bir sünneti ne oldu? Sünnet problemi varmış. Aynen. Aslında hani problem olmayanlar da yaptırsın. Birli yaştan çok sonra... rahat oluyor. Aynen. Gerçekten. İki haftada iyileşti. Anlamıyorsun bile bez olduğu için. Kremini sürüyor. Hı-hı. Kendi idrarıyla bile iyileşiyormuş o vücuduyla. Aynen. Sadece anne sütü aldığı için. Yani. Yani anne sütü almanın içinde mama aldığı için hani. Başka gıda almadığı için. Çok rahat iyileşti sorunsuz. İki tane kremle 15 günde iyileşti. Aynen. Mutlu. Kontrole bile götürmedik değil mi? Gerek duymadık. İyileşti kendi kendine. Doktor zaten demedi ki. Getirin. Sorunlu olsaydı. Derdi. Ne? Doğru söylüyorsun. Kendi kendine ip attı, şey yaptı. Bezine düştü ya ipi. Hı-hı.
büyüyünce sorun oluyor ya. Psikolojik olarak da. Yani. Yok atlama, yok zıplama. Elif Arzu'ya. Çocuk. Az çekmedi Elif. Arzu'da. Bir soru çıkmak istiyor. Yaz diye de. Evet. Atlayıp zıpla. Tehlike olur. Can bebek yere dizini takıyorsun. Bitti olay. Ah, bak. Ne yapıyorsun? Hı? Ah, bir yaşına gelince de böyle bakarsınız. Sağa sola saldırıyor. Ses çıkıyor ya oradan. Yusuf, al mama. Hayır, öyle yapmadım. Sen bana bay bay yaptın ya. Yapmadı ki bugün. Ağladı. Koyu bir şekilde ağladı. Gideceğimizi anlıyor artık öyle. Ama bak peşimizden çıksaydı ağlamazdı. Yani dışarıya ben de geliyorum diye niye ağlıyorsun? Hayır. Alkış ya. Bak burada da var. Hayy. Ben tekmeyi de bitirmiş oldum. Hı hı. Bir tane bütün ben buzluğa koydum. Hı hı. Küfleniyor çünkü dışarıda. O zaman kullanamayız. Ben de bayatlayanları atıyorum dışarı. Benim bu kadarını yiyemeyiz. Ekmek biz de almıştık, sen de almıştın. Ben de almıştım gelirken baktım. Allah. O kadar çoğalmıyor yoksa. Şimdi geri kalan iki ekmek alalım, tamam. Al, su iç, al. Sanki oradan su mu geliyor? Fırlat, fırlat. Anne üstüne fırlat. Ay, hoşuna gitti. Ses hoşuna gitti. Bütün mesele karımda kıymet değil mi? Bak. Al işte bir bayat ekmek, bir pırasa, bir yoğurt. Bir de bunun kaşarını yakmasaydım daha iyi olacakmış ama. Kaşar nasıl yapmamış? Ha. Ters çevirmeseydim iyi olacakmış kız. Benim de kaşar daha iyi oluyor. Kaşarı koyduktan sonra çevirmeyeceğim. Çünkü altı kızgın ya. Çevirmeseydin o salacaktı. Ama rende lazım. Biz de rendeli almıyoruz. Uygun diye bunu alıyoruz dilime. Benim daha uygun oluyor bir şeyden. Bayağıdır dilim alıyoruz. Daha uygun oluyor. Hatta Yunus da onlar oluyor iş yerine. Ama büyüğünü alır. Tabii benim büyüğünü alır o. Onun yeri gelir bir tane biter değil mi bir kutu? Kahvaltı ya tosta. Aynen. Şaşırdım geçen tost ekmeği vardı. Böyle yaptılar. İsteyen oluyor demek ya. Ona normalde doyur. Ekmek arası yapıyordu. Ona doyurmuyordu zaten. Demek ki... Diyet yapan falan varsın. Ha, onu istiyor. Normal sandviç iş ekmeği tam tekabül geliyor. Aç olanla. Çünkü öğlen yemeği olarak yiyorlar. Evet. Sandviç mandviç de yapıyorlar. Hayır. Dur lütfen. Annen de doysun. Yiyor ama yavaş yavaş. Yiyor ama. Tabii canım. Bak.
Normalde ağzını açmaz yemese. Bundan veremem. Haa, onu gördü elinde. O biraz sıcak şu anda. Yok, veririm de normalde. Tamam, bundan ama ona veririm. Sen bırak o zaman, hiçbir şey verme. Tamam, al. Sen var ya, sen de. Ekmek yemek istiyor çocuk ya. Aç gözlüsün var ya sen. Neyse, bu da yiyor. Damayla mı eziyor? Yumuşacık zaten. Alıyorsun yumuşacık da. Ben sana bir şey diyeyim mi? Onda baharat var Esra. Yok, acı değil ki. Baharat olsun canım, acı değil ki. Ben korkuyorum bir şey olur diye ya. Karabiber yok mu? Hah. Tamam. Pul biber. Tamam, acı değil ki bizim pul biber. Seninkinden döksen tamam da bunun tadı bile yok. Benimkine dayanamazsınız ki. Bu biberin tadı bile yok. Fatoş'un da var acı biberi ama benimki kadar değil. Ha. Bak bir yoldan vereyim bir yoldan. Bir de bakıyor babam. İzliyorum ya. Yok, bitti. Bitti. Ne arıyor? İsmi soruyor. Ekmekçi olacak. Oğlum ekmekçi olma babaannen gibi. Son geceleri kalk ekmek istiyor. Ekmek bölüşemeyiz ekmeğimizi. Al. Bayağı yedi bak bundan da. Burası da hoş. Ben biraz çorbayı fazla koydum herhalde. Hı, sen fazla koydum aynen. Üstüne de yoğurt koydum ya. Hı. Ama bayağı yedi. Bayağı su almış. Ah. Kovul açtı ya. Saat 9'da bekliyoruz. Saat 9'da mı gideceğim Perşembe günü? Canlı yayın yapacağız. He, canlı yayını. Ay kafa gitti. Kafa gitti valla. Sarı okula bırakıp 2 saatliğine anneme geçelim. Sen haftaya mı Perşembe gideceksin? Haftaya Perşembe dişçiye gideceğim. He, bu Perşembe değil. Yok yok, haftaya. He, anladım. Yani doktor da yarına verseydi, hocam bugün yapsaydınız derdim yani. Demek beklemesi gerekiyor. Malzeme falan yoksa belki dolgu işlemi için. O kıza gidiyor değil mi? O çok, aynen, naif o. Onda bir oğlu var, büyük. Doğrudur. O da küçük gösteriyor. Ne, küçük küçük. Minyon. Aynen. Doydum valla, son lokmam. İlk önce onun şey, hastanenin yanında aile müdürü var ya, oraya girdim, orada hiçbir şey yoktu. Sen dedim yürütüldüm kartıda gir. Her yerde olmuyor. Satılmadığı için kartıda almıyorlar. Kartıda bir şeye gir. Duran arkasına. Vardı. Oraya girdim. Benim karnım doydu. Bana ne? Akşam görüşürüz. Akşam görüşürüz. Ben akşamları çok bir şey yemiyorum da. Ispanağı ne yapacağım, neyini yapacağım onu bilmiyorum. Pırasayı zeytinyağlı olur, başka ne olacak? Yani kavurursun hepsini, ne yapacaksın? Yok, bence sana bir şey diyeyim mi? Pırasayı kavuralım. Olur, fark etmez. Bak aklıma gelseydi ben kavurmasını yapardım onun güzel. Artık onu akşama doğru yaparsın. Ispanakla pırasayı kavuralım. Zaten ikisinden şu kadar şu kadar çıkar. Piştiği zaman. Senin canın istedi herhalde. Yok, canım istemedi. Sen dedin ya sebze almadınız diye. Ben de dedim. Alıp bağırdım. Dedim ama ıspanakla pırasa demedim. Annem sebze de alacağım. Pazı var kala. Pazıyı çok seviyorum. Pazı çok pahalıydı, almadım. Pazıyı çok seviyorum ben. Pazının kavurmasını da. Brüksel yağını vardı, çok pahalıydı, hayır, almadım. Onu da seviyorum. Simzotu vardı, kendinden geçmişti. Onu boş ver. Ama Brüksel yağını özledim. Karnabahar. Zeytinyağlı, böyle lokum gibi. Karnabahar aldım. Mevsim
Ne olur? Karnabahar. Keşke karnabahar yerine şey alsaydı, brüksel alsaydı. Brüksel pahalıydı karnabahar. 70 liraydı değil mi? Karnabahar 19 liraydı. İndirilmiş. Çünkü ben de pazarda 70 lira gördüm de. Brüksel'i de sen alırsın. O kadar param yoktu üstümde. Yarım kilo alsak ikimize yeter Esra. Demeyecek ki bizde. Öyle bakayım aşağıda varsa. Ya al demiyorum, şimdi demiyorum artık. Şimdi alamam. Geçti. Şimdi evdekilerle idare edin. Ya evdekileri pişireceğiz. Evdekiler bozulsun mu? Ben bilmem. Ha, eskiden ne yapardım? Ben sormazdınız bana ne yapayım diye. Güzel soğanını kavururdum. Pişirdikten sonra ıspanağı atardım. Şöyle yaygan bir şeye koyardım. Yumurta kırardım bütün bütün içine. Atardım fırına. Öyle ıspanaklı yumurta herkese bir tane. Aynen. Sen yersin ya, şöyle de yersin. Ben öyle yumurta sevmiyorum. Çok güzel oluyor. Ben yumurta sevmiyorum. Yani bazısı onu yumurtayı kırarsın, karıştırırsın yerler. Bazısı hiç yumurta koydurmaz. Ya da azıcık pirinç atıp yemeğini yaparsın. Az bir şey. O zaman yemeğimi yapayım. Hiç ben kavurmaya falan girmeyeyim. Az bir pirinç ya da bulgur. Olur. Ya da ben hiçbir şey yapmayayım. O kalsın orada bugün. Karnım tok ya. Bana sorma, ne yapıyorsun yapamam. Şaka şey yapıyorum sen. Yok, sormuyorum aslında. Sen fikir verirsin diye anlatıyorum. Veriyorum işte, kavurursun. Ne yapacaksın yani? Ya yemeğini yaparsın ya da kavurursun. Başka aslında bir fikir soruyorum anlatırken. Başka bir çare yok. Ya başka bildiğin bir şey varsa söyleyecek mi diye bakıyorum. Başka bir fikrim yok. Pırasa ya zeytinyağlı yaparsın ya kavurursun. Hı-hı. Kıymalı da çok severim ama o olmadığı için. Ispanak mücverim yapmışsın sanki, bir şey yapmışsın. Ha, mücveri yaptım canım, mücver istemiyor canım. Sen istiyor mu? Yok. O da zaten mücver gibi oldu. Benim için önemli değil, benim için yemek olsun. Olmaz mı? Ispanak mücveri de olur, hepsi tabii olur. Öyle kapmaya... Karnabahar mücveri de olur. Olur canım, hepsini olur. Bunun yediği neydi o, brokoli? Onun hele... Böyle bütün rendeleyip yap, yumurta yumurta kaşı, içine lap ne peynirle koy, tepsiye koy, istersen tavaya koy. Nereye koyarsan koy. İstediğin yere koy. Yiyecek olan biziz. Ama bazen sıkılıyorsun yemek yapmaktan da. Değişik bir şey istiyorsun, hani o yemeği değişik bir şekle sokayım, ne yapayım, ne yapayım. İnternete gir, sor. Malzeme mi var, internete girip soracağım? Malzeme olsa ben kafamdan çıkarırım onu, uydururum. Ispanakta ne yapabilirsin? Malzeme işte. Ispanağı derse ki, kıyma da bulundur içine. Kıymayı. Kasap amcama söyle de selam. Kıymayı paçabatça yiyeceksin. Ne diyecek? Börek yap diyecek, otur da diyecek. Hayır. Kadın ol diyecek. Aş diyecek, börek. Bu ara hamur işi istemiyorum. İstemiyorum. Yapma. Ben de istemiyorum. Yapmak istemiyorum. Öyle geldi. Mesela iki günde kabakla patlıcan yaptım. Tamam, ondan da. O da tamam. Çok severim böyle, bayılırım üst üste yapayım bir şeyleri. Ay su ben istiyor. Ben almayayım canım. Biz alalım, mani olmalım. Niye? Patlıcan kabak. Patlıcan kabak kış mevsiminin sevdisi değildir. Eskiden konserve olurdu böyle karışık, marketlerde yok mu şimdi? Satılırdı. Ne yapacağım? Sordum. Unuttum ya. Var mı? Ben biliyorum. Konserveye ne gerek var? Hayır. Öyle alırdık. Eskiden hep alırdık. Niye öyle diyor Esra? Uygun da olurdu karışık konserveler. Eskilerdi. Kendimiz yapamazdık ki. O zamanlar. O zaman eskiden haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohut hepsi hazır. Var canım, var. Ben onları almazdım zaten, haşlanmış kuru fasulye. Fasulyesiydi, şeydi. Onları almazdım da konserve olarak alırdık biz. Yoktu o zamanlar. Benim bir inebliğim de yoktu. Şimdi işçiler falan alabiliyor. Soğan bile doğranmış oluyor. O hazır satılıyor pakette. Bayan eve gittiği zaman, işten geldiği zaman zorluk çekmesin. Soğan da doğranmış, maydanozu doğranmış. Hepsini karıştır, koy. Onu demiyorum ya, konserve olurdu yıllardır. Böyle tenekelerde, kavanozlarda. O kadarını görmedim.
Bamya nasıl alıyorum ben? Tamam, dondurulmuş ona gibi oluyordu işte. Ama net değil mesela. Karış, türlü. Tamam var, oluyor markette. Var mı yine acaba? Bakmadım işte. Ben bayağı da bilmiyorum. Yani en son... Sen de bakmadın demek ki. En son benim çalıştığım zaman da vardı. Ha, 6 sene önce varsa da şimdi de vardır o zaman. Unutmuşuz ya, hiç konserve yemiyoruz. Türlü evde kendimiz yapıyoruz. He. İki patates, bir patlıcan, bir kabak. Doğru söylüyor. Eskiden yoktu, yoktu. Kışın yoktu çünkü ondan. Fasulye bile var artık ama pahalı. Kışın yoktu. Kışın yoktu canım. Millet kazanları koyardı İstanbul'da bile gecekondu bölgelerinde. Yaparlardı böyle. Kazanlar içinde kaynatırlardı. Biz yapıyor muyduk? Biz yapmıyoruz. Yazın yapıyorlardı, kışın yiyorlar. Biz de böyle bir kavanoz haftada bir kere türlü yapsak yetiyordu bakkalda. Herhalde. Ya, türlü yazın yapılır. Yazın sebzesi olduğu için. Güzel oluyordu. Taze gibiydi o. Fasulye yazın olur. Patlıcanın güzeli yazın olur. Kabağın güzeli yazın olur. İşte insan kafası karışıyor. Pazarda her şey var. Ama bak, kışlık Brüksel lahana 70 lira kilosu. Koy 30 lira. Herkes yesin ya. Herkes alsın. Ne kadar lezzetli vitaminli o. Böyle insan kaymak gibi oluyor pişti mi zeytinyağlı oldu mu da. Bayılıyorum ben ona. Bir ara iş yerinde de yapıyordum ben onu. Baktınız yenmiyor mu? Gençler yemiyor. Bizim gençler... Ancak soğan kavurma, kıymalı. Tavuk sote. Ha, tavuk sotenin çeşitleri. Toz. Belli zaten. Hani vitamin alırlar işte onu. 3 kilo ben yapıyordum evde. Ev yemeği olarak gidiyordu zaten. Ancak kuru fasulye nohutu yerler. O da şey yerler. İyi yiyor gençler kuru fasulye ile nohut. Aynen. O temelimiz zaten Türk yemeği derler ya. Böyle üstüne bayrak koymak lazım. O şaşmaz bizim temel yemeğimiz. Kuru fasulye, nohut. Aynen. Herkes seviyor. Klasik Türk. Geçmişte bir kaynım sevmezdi. Ona da alıştırdım. Ben kuru fasulye yemem. Bana gelmişti kalmaya temelli. Babası ikinci evlilik yapınca mecbur gelecek. Kim bakacak? Biri 7 yaşındaydı, biri... Yok, 7 yaşında değildi, okula gitmiyordu. Biri de 10 yaşındaydı. Ben yemem. Ben yaptıkça yaptıkça şimdi de kuru fasulye hastası oldu. Biz veda edelim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Böyleydik. Değil mi kızlar? Genç kızlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.